Kabul etmesin sanıyordum. Şaşırdım Yaman. Yaman Bey. Roma tamam. Artık vakti geldi. Benim için bir hiç olduğunu göstereceğim ona. Yusuf için gerekeni yaparım. Ateş parçası. Minik kuş. Amcanla karar verdik. Odana biraz yenileyeceğiz. Birkaç yeni aksesuar alıp birkaç dokunuş yapacağız. Ne diyorsun? İkinci beraber mi? Gerçekten mi? Evet ateş parçası. Evlerde azıcık farklılık havayı çok değiştirir Canıkan. Şimdi biz birlikte internette alışveriş yapacağız. İstersen seçerken sen de bize yardım edebilirsin. Yok, siz seçin. Ben amcamın odasında ödemeyi yapacağım. Kesin yine kavga edecekler. Sabredeceksin bu yabana, Canuka için. Sabredeceğim bu hadsize. Yusuf için. Dürbün lazım mı? Oradan görebiliyor musun? Gayet iyi görüyorum. Onca avizeyle başlayalım. Olur mu? Çok seçenek varmış. Sence hangisi? Bu güzel işte. Bunu alalım. Çok güzel. Tabii biz zindan ya da depo dekore edeceksek. Kapkara bir şey bu. Ne işi var çocuk odasında? O kadar çabuk mu pes ettin? Desene, yine seni kızdırmayı başardım. Yok öyle bir şey. Sana katlanmak için kahve söyleyeceğim sadece. Neslihan! Buyurun Yaman Bey. Bana kahve getir. Her zamankinden daha sert olsun. Hemen getiriyorum Yaman Bey. Neslihan, bana da getirir misin? Aynısından olsun. Bana da lazım çünkü. Bitirelim şu işi. Yusuf için. Madem benim seçtiğimi beğenmedin, sen beğen bir tane. O önemli olan anlaşmak. Öylece geçiştirmek değil. Şimdi hatırlamaya çalış. Çocukken odandaki... Çıplak ampul. 45'lik. Benim yattığım samanlıkta oda yoktu. Ama oda önemli değildi aslında. Kapıyı annem açsaydı yeterdi. Yusuf'un işi bize kaldıysa... Yok yok, pes etmek yok. Bu işi belki de en iyi bizim gibi yokluk birerler yapar. Çünkü bizim olmayan ne varsa sevdiğimiz çocuğun olsun isteriz, değil mi? Bak bak.
Çok güzel değil mi? Evet. Tarihi bir yan, ilk kez aynı fikirdeyiz. Ne yapıyorsun? İşimizi bitirelim. Seçimi yaptığımıza göre sepet ekleyelim. Şimdi de duvar stikerlerine bakalım. Of, çok güzeller. Ama gerçek değiller. İmkanı olursa Canuka'yı ormana getirirdim. Çiçekleri, kuşların cıvırtıları, ormanın o yemyeşil ağaçlarını. Ağaçlar. Tekrar düşmek için mi? Düşeceksin. Çocukluğun dağlarda geçti benim. Düşme, merak etme. Başıma iş çıkartacaksın. Keçi gibiyim ben. Minik kuş, nasıl çıkıyorum bak şimdi. Nana! Orman tehlikeli tabii. Ayan kayan düşersin. Akrep sokar. Yılan da sokar. Çek elini, ben bakalım. İstemez. Zehri akıtacağım. Olmaz. O dediğin yılan ısırırsa yapayım. Sakın dokunma. Soğuk iyi gelecek. Sonra da hemen doktora gideceğiz. Bir bakayım şişti mi? İstemez. Tamam tamam sustum. Bu nasıl sence? Şimdi sıram en sevdiğim şeylerde. Oyuncaklar. Ben rüzgarı çok severim. Böyle püf çiçekleri vardı bizim orada. Üflersin, böyle rüzgarla uçar gider. En güzel oyuncaklarımdı. Bir de rüzgar gülüyor. Çiçek mi o? Hayır. Ağzımda cümle çıkmıyor. Konuşsana Tanrı aşkına. Söyle hadi, neydi bir rüzgar gülü? Gürlü bir şey mi? Nasıl? Nasıl bilmezsin? Renkli böyle... Rüzgarda dönen bir de mürebbiyesin. Tamam, bağırma. Bilmiyorum işte. Senin mi vardı bundan? Neydi? Hayır. İlk kez abimle bir bisikletin üzerinde görmüştük. Allah Allah. Beni lafa tutmayı bırak şimdi. Seçelim şunları, benim işim var. Bunlar nasıl sence? Güzel, al.